Sevgili izleyenler, bu hafta da mobilya ve dekorasyon bölümümüzde yine sosyal sorumluluk projesiyle karşınızdayız. Bakın bu hafta da yine sevgili Arzu Hanım bizler için hangi konularda bilgiler vermiş? İzliyoruz. Sevgili mahalleli, Britanya'da yaşayan birçok sanatçı ve müzisyen bulunmaktadır. Bizler de bir mobilya firmasıyla sosyal projeler kapsamında değerli sanatçılarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Efendim, Londra'dan hepinize merhabalar. Güzel haberlerle karşınızdayız bugün. Bir kez daha size güzel haberler vereceğiz. Bildiğiniz gibi Londra'da birbirinden önemli isimler var, birbirinden değerli sanatçılar var ve o sanatçıları bu ekranlardan sizlere tanıtacağız. O sanatçıları bu ekranlarla sizlerle tanıştıracağız. Ve aynı zamanda sadece sanatçılar değil, Londra birbirinden önemli sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapıyor. Peki bu projelerde neler var? Bu hafta onları konuşacağız. Onun için Kuzey Londra'ya geldik. Edmonton'da bir mobilya mağazasındayız. Bakalım bu hafta projelerimizin içerisinde neler var? Yanımızda değerli bir konuğumuz var. Mikrofonlarımızı kendisine uzatacağız ve soracağız. Arzu Hanım merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ne yapacağız bu hafta, böyle güzel bir haber var mı seyircilerimiz için? Öncelikle Edmonton mağazamıza hoş geldiniz. Doğutaş'ın çok yeni başlattığı sosyal sorumluluk projesine geldiniz. Ve bugün gerçekten Londralıların da çok iyi tanıdığı Canan Hanım'la görüşeceksiniz. Çok ünlü bir sanatçı kendisi. Onun yanı sıra ürünlerimizle ilgili de bilgiler vermek istiyorum ben sizlere. Lütfen buyurun. Eminim duymuşsunuzdur. Fiyatlarımızda yenilikler yaptık. Yenilikler derken düzenlemeler yaptık. Daha önceki aldığımız başarıların sonucu, bütün bu başarıları markalar fiyatlarımızda yansıtabilelim diye bize kredi olarak geri verdi ve biz de bunları tamamıyla fiyatlarımıza yansıttık. Bu ne gibi bir işe yarayacak? Müşterilerimiz bizleri çok daha iyi ulaşacaklar, daha hesaplı bütçelerle ulaşacaklar. Ama bunun yanı sıra da kalitede veya servis kalitesinde veya çeşidinde herhangi bir değişiklik olmadı. Aynı kalite, aynı ücretsiz servisler devam ediyor. Yataklarımızla olsun, yatak odalarımızla, oturma odalarımızla, çocuk odalarımızla hepsinde bu iyileştirilen fiyatlar yansımış olacak. Ve hepinizi buna da bekliyor olacağız. Arzu Hanım, bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Hoşçakalın. Efendim, biz Arzu Hanım'a veda ediyoruz ama dediğim gibi bu hafta kulaklarımızın pasını silecek değerli bir sanatçı var. Konuğumuz olacak. Kendisiyle hem kulaklarımızın pasını sileceğiz Canan Sağır Hanımefendi ile, hem de hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz. Dilerseniz şimdi çok fazla vakit kaybetmeden o sohbetimize başlayalım. Sonra bir gün namus değil, çocuk yaşta terk edildim. Sonra bir gün namus değil. Efendim merhabalar. Londra'daki birbirinden böyle tanınmış isimleri sizler için ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Canan Sağır'la beraberiz bu kez. Canan Sağır'dan size kısaca ben bahsedeyim. Daha sonra kendisine soracağız. Bakalım Canan Sağır'ı nedir böyle bizlere bu kadar gerçekten o sesini kulaklarımıza, tınısını bu kadar yakından hissettiren. Canan Sağır aslında bir müzisyen. Yaklaşık olarak 30 yıldan beri Londra'da yaşıyor. Türkiye'de doğdu ama bütün eğitim hayatını Londra'da geçirdi. İngiltere'de yaşadı, İngiltere'de büyüdü ama hala Türkiye'den kopmuş değil. Şimdi Canan Hanım'la o sohbetimize başlıyoruz. Canan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Böyle Londra'da sizin gibi isimleri bulmak bizi çok heyecanlandırıyor. Canan Sağır kimdir? Nasıl başladı müziğe, biraz bize anlatır mısınız? Tabii ki her zaman söylerim, kişinin kendini tarif edebilmesi aslında biraz zor. Canan Sağır dediğiniz gibi Londra'da büyüdü, İstanbul'da doğdu. Ama Türkiye'ye çok bağlı kaldı gönül olarak. Birçok duygularını Türkçe tarif etti, anlatabildi, yazabildi. Müziğe de 13 yaşımda başladım. Aslında ilkokul yıllarında da vardı hani aktiviteler, faaliyetler ama... Neler bağlama, yaptınız mesela? Neyle başladınız müziğe? Bağlamayla. Bağlamayla başladınız. Evet, babamı hala aldım. Çalar mısınız bağlama? Evet, sadece böyle ev muhabbetlerinde. Biliyorum, o zaman yavaş yavaş biraz albümünüzden bahsedelim. Sizleri bu kadar tanıdık. Sizi bu kadar tanıdık ama bir de albümünüz var. Efendim, Canan Hanım'ın albümünden de bahsetmek istiyorum. Ben Canan Sağır
Yaklaşık olarak bir yıl oldu değil mi? 13 bir albümü çıkaralı. Bir seneyi geçti, evet. Bir seneyi biraz geçti 13 albümü çıkaralı Canan Hanım'ın. Albümün ismi 13. Şimdi isim herkesin dikkatini çekecektir. Benim çok dikkatimi çekti. Siz neden 13'ü tercih ettiniz? Böyle kötü anılar mı var bu albümün içerisinde, yoksa böyle umut dolu taşıyan şeyler de var mı? Aslında 13 tam da değindiğiniz gibi albümde de çok uğurlu bir şarkı olarak karşımıza çıkmıyor maalesef. 13 rakamı yaş temsil ediyor albümde. O yüzden rakam olarak yazdık zaten. Şarkının adı da 13 yaşımda. Çocuk gelinler, küçük yaşta evlendirilen kızlarımız, cinsel taciz davaları, bunlarla alakalı bir şarkı. Yani dediğiniz gibi çok iç açıcı bir şarkı değil. Bu konuya dikkat çekmek için yazılmış bir şarkımız. Ben şimdi programı hazırlanırken şöyle albüme biraz baktım. Albüme baktığımda gördüğüm, öncelikle çok güzel bir kapağınız var, onu söyleyeyim. Çok beğendim. Gerçekten tasarımı çok keyifli olmuş. Ama daha da dikkatimi çeken şu oldu. 11 tane parça var albümde anladığım kadarıyla. 11 parçanın birçoğunda sizin imzanız var sözünde. Birçoğunun da müziğinde imzanız var. Evet. Biraz onlardan bahseder misiniz? Hem böyle söz yazıyorsunuz, hem beste yapıyorsunuz. Nasıl geçiyor sizin için böyle günlük hayat bu anlamda? Aslında yazmaya yine çocuk yaşta başlayanlardanım. Hani böyle sonradan ben şarkı yapayım, şarkıcı olayım gibi hiçbir zaman hayallerim olmadı. Aslında her zaman var olan bir şeydi. Kağıt kalem, duyguları kağıda aktarmak. Epey bir şarkı birikmişti. Ama albümde sadece benim söz ve müziklerim yok. Engin Sagun'un var, Sedat Sarıcı'nın var, Berna Bilmez Eloğlu'nun var, birkaç ismin daha var. Sağ olsunlar. Müzikleri de aynı şekilde paylaştık. Canan Hanım, şöyle yapalım mı? Albümünüzden bir parça dinleyelim sizinle birlikte. Tabii sen ki. Bizler için hazırladığınız bir parça var mı bugün? Hem söyleseniz, hem çalsanız, hem bizim için hem de izleyicilerimiz için. Tabii ki. 13'ü seslendirelim. Peki, 13'ü seslendirelim. Konusu da çok geçti. Evet. Hayat gülü bana, hayat gülmezsen de bir umut ver bana. Dünya dön dur ya dünya, acıların bitmese bile güçlüyüm karşında. 13 daha 13, 13 yaşımda. 13 daha 13, 13 yaşımda. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum size ve böyle sanata, böyle güzel projelere yer veren Doğutaş ailesine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun. Önümüzdeki haftalarda yine böyle konuklarımız olacak. Yine sanatçılarımızı ve sosyal sorumluluk projelerinde bulunan diğer tanıdık ve böyle bilindik isimleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz diyelim. Bu haftalık bizden bu kadar efendim. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Efendim, önümüzdeki haftalarda toplumumuzun önde gelen değerli isimleriyle de söyleşilerimize devam edeceğiz. İyi seyirler. Acıları bilmedik sanma, bal eyletti.